Manşete hoş geldiniz. Akşener'in kafasındaki isim, Akşener'in kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı kim? Bugün bunu konuşacağız. Ee, biliyorsunuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Halk TV'de çıktığı yayında başbakan olmak istediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylemişti. Bu önemli bir gelişme çünkü 2018'de Akşener Cumhurbaşkanlığına adaydı. Haliyle peki Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sorusu tetiklendi. Akşener'in ben başbakan olacağım açıklamasının ilk sonucu ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Tabi bu şunu da beraberinde getiriyor. Akşener'in kafasındaki isim kim? Yani bir cumhurbaşkanı adayı belirlenecek, bu cumhurbaşkanı seçilecek ve bu cumhurbaşkanı e, mutabakata uyacak ve uyulan mutabakat gereği, e, ...parlamenter sisteme geçilecek, parlamenter sisteme geçiş demek anayasa değişikliği demek... ...ve bu anayasa değişikliğinden sonra geçilen parlamenter sistemde her şey yolunda giderse... E, ...Cumhurbaşkanı e, hükümeti kurmakla görevlendirilecek kimi? Meral Akşener'i ve Meral Akşener başbakan olarak... E, ...tekrar bir koalisyon hükümetinin başbakanı olarak iki partili, üç partili bir koalisyonu kuracak... ...her şey yolunda giderse. Peki bu isim kim? Bu isim kim olabilir? E ben size hemen kim olduğunu getireyim. Evet bu. Akşener'in kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı. Resimdeki şahıs. Peki resimdeki şahıs kim? Yayının sonunu bekleyeceksiniz. A bilenler bilmeyenlere söylemesin. Şimdi dönelim İngiltere'de benim yaşadığım ülke e, akaryakıt krizine ki bu artık dünyanın da malum oldu. Dünya televizyonları geçiyor. Türkiye'deki televizyonlar, Türkiye'deki gazeteler de geçiyor. Türkiye'deki televizyon ve gazeteler başta bunu doğru verdiler. Ondan sonra da çarpıtmaya başladılar. Niye çarpıtıyorlar? Çünkü şunu demek için yani bak her ülkede kriz var. Her ülkede enerji darboğazı var. Bak İngiltere'ye falan. İşte en son Almanya'yı sel götürdüğünde de öyle olmuştu. Bak orada da tabii afet oluyor. Bak orada da insanlar mağdur oluyor falan. Böyle e, tuhaf bir kendine propagandası var e, Türkiye'nin. Dolayısıyla tür e, İngiltere'de bir akaryakıt krizi var. Bak İngiltere'de akaryakıt darlığı var. İngiltere benzine muhtaç hale geldi filan gibi bir şey pompalanmaya başlandı. Yarın bir gün bizde de olursa, bizde de doğal gaz krizi olursa, bizde de akaryakıt krizi olursa şaşırmayın. Bak İngiltere'de oluyor, bizde niye olmasın yani? Biz o kadar büyük değiliz. Her neyse, şimdi bu olay şu. Bu bir akaryakıt e krizi olarak geçiyor evet burada da. Fakat bizim anladığımız manada bir akaryakıt krizi değil. Yani İngiltere'nin akaryakıtı var. Rafineleri, rafinerilerindeki depolar ağzına kadar dolu. İngiltere'de yaşanan şey bir akaryakıt krizi değil. Esasen bir tedarik krizi. Öyle de geçiyor zaten televizyonlarda veya gazetelerdeki haberlerde. İngiltere'deki olay kamyon şoförü krizi. Yani rafinelerdeki ağzına kadar dolu, akaryakıt dolu rafinelerdeki petrolü, veya dizeli tüketicinin nihai olarak ulaştığı akaryakıt istasyonlarına taşıyan tankerler tankerleri kullanacak şoför yok ondandır ki e, ordunun hazır tutulduğu ve ordudaki tanker şoförlerin veya tankerlerin neyse devriye alınacağı falan gibi e, haberler çıktı dün zaten getirmiştik bugün fena halde bu konuşuluyor e, görüldüğü gibi e, panik e, alışverişinde getirdiği e, yani sürücülerin panikle akaryakıt istasyonlarına saldırması ve ihtiyaç olmadığı halde benzin almaları hatta ellerindeki e, ne bileyim bidonları şişeleri falan doldurmaya çalışmaları gibi sosyal alardaki videolarda var e, kaos öyle bir noktaya gelmiş durumda ki yani kadın elindeki su şişesini dolduruyor. Pet şişeyi dolduruyor benzinle arabasına benzin aldıktan sonra. Sonra gidiyor marketten su su alıyor. Onu boşaltıyor. Yere boşaltıyor ve onu da benzinle doldurmaya çalışıyor. Yani tam bir kıtlık psikolojisi ve panik insanlara hakim olmuş durumda. Bir motosikletli arabaların önünden, arabaların yanından geçip kuyruktaki arabaların yanından geçip pompaya geliyor ve işte efendim benzin almaya çalışınca Kendine göre bir mazereti var belki kurye belki acil bir ihtiyacı var neyse dövülüyor orada saldırıya uğruyor falan ağlayan ve işte efendim hasta yakın olduğu için onlara bakmakta güçlük çektiğini söyleyen aracına benzin alamadığı için onların bakımlarını aksattığını söyleyen insanlar var. Gözü insanlar BBC'ye bağlanıyorlar ve ne kadar sıkıntı yaşadıklarını anlatıyorlar. Aynı şekilde e, bedensel engeli olan insanlar bağlanıyorlar ve bir takım ihtiyaçlarının bu akaryakıt krizinden dolayı e, temin edemediğini filan söylüyor. Hükümet çaresiz. Hükümet e, bir an önce e, bu şoför tedarikini sağlamaya bakıyor. 5000 bin ila 10 bin civarında bir e, alım yapacak ve ondan sonra da e, geçici vizeyle ondan sonra da bu işi çözecek gibi e, görünüyor. Ama halen yaşanıyor kriz söyleyeyim halen ülkenin %90'a varan oranda petrol istasyonu kapalı. Açık olanların önünde de kuyruk var. E, o arada bazı petrol istasyonları fiyat da artırmışlar. Fırsat bu fırsat. Ona da isyan var, ona da öfke var. Büyük bir beceriksizlik. Yani akıl alır gibi değil. E, 66-67 milyonluk ülke e, kaç gündür bununla yatıp kalkıyor. İşler aksıyor. İnsanların hayatı aksıyor ve bu kriz gelmeden, yaşanmadan kimsenin önlem almak aklına gelmiyor. 2016 Haziran ayında yapılan referandumla İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı ve ondan sonra ne kadar öngörüsüz olduğu, ne kadar günübirlik politikalarla yürüdüğü ve ne kadar hazırlıksız olduğu her yeni gelişmeyle ortaya çıktı. Gerek Kuzey İrlanda İrlanda sınırındaki sorunun nasıl halledileceği, gerek işte efendim ülkedeki Avrupa Birliği vatandaşlarının statüsü, göçmen statüsü vesaire, gerek işte öğrenci programları, gerek hizmet sektöründeki işte bir takım burada da görüldüğü üzere tedarik sorunlarının veya hizmet sektöründeki çalışanların sorunlarının nasıl giderileceği, pek çok şey. Yahu bir bir buçuk aylık bir tartışmayla Haziran 2016 referandumu geçti. O gün konuşulmayan her şey. Ee, sonraki 4 yıl 5 yıl boyunca gündem oldu. Sadece bir tane örnek vereceğim. Cebeli Tarık'ta İspanya Cebeli Tarık Boğazı'na bakan küçük bir İngiliz toprağı var Cibraltar diye. O bile bir buçuk ay tartışıldı burada televizyonlarda. Halbuki kimsenin aklına gelmemişti. Cibraltar ne olacak? Cibraltar sorunu. Orada küçük bir İngiliz toprağı var. Tabi savunma açısından, askeri açıdan, stratejik açıdan, istihbari açıdan önemli. Orada bir havalimanı da var. E, Avrupa Birliği üyesi iken sınır yok vesaire yok. Fakat şimdi Avrupa Birliği'nden ayrılınca orası ne olacak? Oraya giriş çıkış tedarik vesaire. Pozisyon, statü. En son e, Boris Johnson Amerika'ya gittiğinde e, Joe Biden da bu konuda bozuk attı İngiltere Başbakanına. E, Joe Biden e, İrlanda kökenlidir. Ve özellikle görüşmede... E, bu İrlanda'nın statüsü ne olacak, aradaki sınır ne olacak falan. Çünkü neticede İrlanda Cumhuriyeti, Avrupa Birliği üyesi, Kuzey İrlanda Birleşik Krallığa, İngiltere'ye bağlı ve arada bir kara sınırı var. Şu anda geçici anlaşmalarla orada bir sınır kontrolü yok ama e, net, şöyle bir durum söz konusu. İngiltere'nin İrlanda Cumhuriyeti ile arasındaki kara sınırında herhangi bir sınır kontrolü yok, geçiş serbest. Dolayısıyla İngiltere, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında tam anlamıyla bir serbest ticaret var gibi bir durum var fiili olarak. E, bu durum artık bir çözümsüzlüğe doğru gidiyor. E, bir serbest ticaret anlaşması yapmayı umarken Boris Johnson Amerika'da Joe Biden'la orada bir soğuk duş yedi döndü. E, gerçekten sıkıntı. E, hemen her alanda şu anda Boris Johnson hükümeti e, sıkıntı yaşıyor. E, bakalım ne olacak? İşçi partisi, işçi partisi de önümüzdeki seçimler için çok fazla güven vermiyor. E, önceki lideri Jeremy Corbyn, şimdiki lideri Starmer, yani bilemiyorum. İş nereye gidiyor ama ee, bu mesele partilerin değişmesi, bir seçimli iktidarın değişmesiyle falan hallolacak bir mesele değil. Gerçekten e, özellikle 5-6 yıldır burada da insanlar e, Büyük Britanya'yı, o eski devlet aklını falan konuşur hatta arar pozisyona geldiler. Gazeteler iç canlarda, mesela Daily Express e, bu fiyatların artmasını konu etmiş. Yani benzin sıkıntısıyla akaryakıt istasyonları kalan benzini daha pahalı satmaya başladılar falan. Ee, independent, e, ordunun alerme edildiğini söylüyor. Yine aynı şekilde e, Metro gazetesi özellikle toplu ulaşımın önem kazandığını acaba... E, Bundan sonra işler nasıl yürür ona bakıyor çünkü ister istemez insanlar araçlarını kullanamayınca toplu taşıma yoğun, e, toplu taşıma yoğunlaşacak. O da oradaki bir takım öngörülemeyen şeyleri e, beraberinde getirebilir. Guardian dün ordu'nun göreve çağrılabileceğini yazmıştı. Bugün de aynı şekilde olan bir birine Brexite bağlamış ve bu konuda e, gerek Merkel'in gerekse o, ye, yerine seçilen yeni başbakan olması beklenen Olaf Scholz'un ...bir takım öngörülerine değinmiş. Daily Telegraph gene aynı şekilde. ya Öyle bir şey söz konusu ki Daily Telegraph'ın yazdığı da o. Kritik pozisyonlardaki çalışanlara bari benzin verilsin deniyor. Yani ne bileyim hemşire, doktor... ...ya da böyle bir acil durum... ...artık çalışanı olmasa olmaz şeyler vardır ya... ...onların en azından araçlarına falan bir öncelik tanınabilir mi diye. Hele böyle, böyle bir de resimdeki gibi yağmur yaş olunca iş içinden çıkılmaz hale geliyor. Daily Mirror aynı şekilde Key Worker deniyor efendim İngilizce'de. Yani kritik pozisyonda çalışanlar, önce cephede çalışanlar çalışmasa olmazlar ve onların mutlaka hani önlerini açalım, yollarını açalım meselesi. Aynı şey The Times'ın haberinde de var. Evet. Doktorlar özellikle bu akaryakıt krizinden dolayı sağlık sektörü de e, Financial Times'a göre alarma edilmiş durumda. E, bir, bir, takım şeyler aksayabilir diye. Neyse biz yurdumuza dönelim. Bu Gırgır'ın 1984 tarihli e, karikatürü. 1984'te e, Gırgır'da çizilen bu karikatürde şu var efendim. O gün Türkiye'de Cumhurbaşkanı, şey Başbakan e, Turgut Özal. E, çok iyi hatırlıyorum, çocuktum ama çok iyi hatırlıyorum. E, fiyat arttıkça 3 Turgut'la, 4 Turgut'la başladı, 5 Turgut 50. Ben onun böyle 8-10 Turgut'a, 12 Turgut'a çıktığını hatırlıyorum. Her Turgut 10 liradan böyle hicvediliyordu. Dönemin başbakanı ki daha işte 1984 gırgırı olduğuna göre Turgut Özal'ın iktidardaki ilk senesi. Kendi halinde mizak dergisi. Kiralık ev yok, pansiyon yok. Yurtlar tıklım tıklım, üniversite öğrencileri yine ortada kaldı. Evet, sana yatarken pencereyi açık bırakma demiştim. Yine bir sürü öğrenci dolmuş içeri diyor. Evet, görüyorsunuz. O günkü yurt sorunu ki o gün Türkiye'de kaç tane üniversite vardı herhalde? 20 küsür üniversite vardı. Öğrenci sayısı bu kadar değildi ama öğrencilerin barınma sorunu devam ediyordu. 37 sene sonra hiçbir şey değişmemiş durumda Türkiye'de. 37 senede alınan bir mesafe yok. Bakın Sodev, e, Sosyal Demokrasi Vakfı, Sodev Genç e, bu tabloyu hazırlamış. E, Yüksek Öğrenim Kurumu rakamlarına dayanarak, 2021 rakamlarına dayanarak, yatak başına düşen öğrenci sayısında İstanbul 32.54 ile birinci, 11.25 Ankara, 11.05 İzmir. Yani İstanbul'da yurt, özel, kamu fark etmiyor, vakıf fark etmiyor. Yatak başına 32 öğrenci düşüyor. Yurt yatağı. Ankara'da yatak başına 11 öğrenci, İzmir'de 11 öğrenci. Diğer illere doğru da aşağı gidiyor. En iyi durumdaki illerden biri Erzurum. Yatak başına 3, 3 öğrenci düşüyor. Durum bu. O arada e, banklarda yatanların derdi yeni bir geze demiş. E, bu sabah gazetesinden kestiğim haber. E, üstteki haberi okuyoruz. Başkan Erdoğan muhalefetin yurt provokasyonlarına sert yanıt verdi. Bazı park ve bahçelerde banklarda yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Sözlü öğrenciler bunlar Gezi Parkı olayı neyse bir başkasını sergiliyor. Ülkemiz 1 milyona aşkın yurt kapasitesiyle dünyada açık ara birinci. Altındaki haberi okuyorsunuz. Devlet şefkati. Öğrencilerin kalacak yer çağrısı devleti anında harekete geçirdi. Ordudan, Ordu'dan Gaziantep'e, Kayseri'den Tunceli'ye kadar valilikler seferber oldu. Kamuya ait misafirhaneler öğrencilere açıldı. Bazı şehirlerde 5 yıldızlı otel konforunda yurtlar hizmete alındı. E hani yukarıda e, sorun yoktu? Aşağıda seferber olmuş valilikler kamuya ait misafirhaneleri öğrencilere açmış. Yukarıda sorun yok diyor aşağıda sorun var diyor böyle aynı aynı gazetenin birinci sayfası alt alta iki haber. İçişleri Bakanı eylemlere katılanların profilini verirken altısı PKK'lı, altısı MLKP'li filan falan işte en sonunda dördü de beni çok seven LGBT üyesi. Yani LGBT'yi de terör yaptılar. Evet. Böyle bir terör, terörist pompalıyorlar hemen her hadisede. Barınamıyoruz eylemcileri ama orada yatan şey bu gezi parkı korkusu. Banklarda yatanların bir kısmı saklamıyor Erdoğan ifade etmiş. Sözlü öğrenci, sözlü öğrenci. Bunlar gezi parkı olayının başka versiyonu. Erdoğan en büyük korkusu bu yayınlarda defalarca söyledim. Erdoğan da öyle bir gezi parkı, gezi eylemi paranoyası var ki Haziran 2013'ten bu yana aman diyor. İki kişi bir araya gelse eyvah diyor geziye dönecek olay. İşte Boğaziçi olaylarında aynı korku yaşandı. Burada aynı korku yaşanıyor. Dört kişi bir araya gelip bir basın bildirisi okumaya kalksa hemen aynı şekilde güvenlik güçlerini falan üzerine salıyor. Bir Gezi Parkı paranoyası var. Ondan dolayı göz açtırmıyor. Açtırmayacağım diyor. Yani bu bunu gösteriyor. Bir Gezi Parkı paranoyası. Bu Erdoğan gitmeden de gitmeyecek bu paranoya. Bitmeyecek. Dönelim. Türk İş açıklamış efendim. Açlık sınırı 3000 49 TL'ymiş. Yoksulluk sınırı 9813 TL'ymiş. Yani Türkiye'de 10.000 TL altında kazanıyorsanız 4 kişilik bir aile yoksulsunuz. 3.000 TL altında geliriniz varsa aylık 4 kişilik bir aile açsınız. Net. Eskiden sınıf atlama mücadelesi verirdik. Şimdi sınır atlama mücadelesi. Açlık sınırı gibi, yoksulluk sınırı gibi diyor. Evet. 3000 TL'yi geçince açlık sınırını atlamış oluyorsunuz. 10.000 TL'ye geçince de artık yoksul değilsiniz. Türkiye'de 4 kişilik bir hane. Kaç haneye acaba 10.000 TL'nin üzerinde gelir var? Geliri var. Kaç hanenin 10.000 TL'nin altında? Milyonlarca muhtemelen hane 10.000 TL'nin altında. 10.000 TL iyi para Türkiye'de yani. Burada benim yaşadığım ülkede bin sterlin bile etmiyor ama Türkiye'de iyi para yani. Hükümet market ve hallerde denetim yapadursun. Halk yoksullaşmaya devam ediyor. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırına erişmesi için dahi 3,5 asgari ücret kazanması gerekiyor. Evet. Evrenselden getirdim bu gazete kupürünü. Şimdi evlere şenlik bir Merkez Bankası Başkanımız var. Diyor ki Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Barış Soydan'a konuşmuş. T24 sitesinde. Dolarda yükselişin sürmesi için neden yok? Rezervlere bir yılda 50 milyar dolara yakın rezervlere bir yılda 50 milyar dolara yakın gelecek para var diyor. Şimdi bu konuya biraz bakacağız. Bu konuya biraz bakacağız. Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle Merkez Bankası Başkanı'nın profiline bakacağız. Merkez Bankası Başkanı bu açıklamasında T24 sitesine yaptığı açıklamada diyor ki: Türkiye'nin risk priminin bu kadar yüksek olmasına çok anlam veremediğini söylüyor. Örnek olarak Brezilya'yı gösteriyor. Bu ülkede bulunduğunu, Brezilya şehirlerinde günlük hayattaki riskin Türkiye'den çok daha fazla olduğunu Zenginlerin saldırılardan korunmak için çok yüksek duvarlar arkasındaki evlerde yaşamak zorunda kaldığını anlatıyor. Brezilya'nın risk primi 170 iken Türkiye'nin 400'ün üzerinde olması mantıklı ve haklı değil diyor. Ve risk primini, kredi risk primini CDS, ben ekonomist değilim ama risk priminin ne olduğunu en azından biliyorum. Bu risk priminin yani e, zenginlerin e, güvenlik riskiyle eşit tutuyor. Brezilya'da diyor zenginler risk altında ondan dolayı çok yüksek duvarlı evler arkasında yaşıyorlar. Brezilya'da risk primi 170 iken nasıl diyor Türkiye'de 400'ün üzerinde olur. Evet. Zenginlerin risk primi güvenlik e, kamu güvenliği filan primi olarak algılıyor. Bunu paylaşan kişi o Cumhurbaş Cum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu daha CDS'nin ne olduğunu bilmiyor. Durmuş Yılmaz ki eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti'de siyaset yapıyor. Bunu da gördük ya demiş. Bunu da gördük ya. Şimdi gerçekten tuhaf bir durum. Yani büyük bir cehaletle ve ekonomi politikasını çekip çeviren, ülkeyi çekip çeviren insanların nasıl bir e, bilgi fukarası olduğunu ve işleri başına konulan kişilerin en bilmesi gereken tabirleri bile nasıl yanlış e, tabir ettiğini veya yanlış anladığını gösteriyor. E, elbette işte e, faiz sebep enflasyon sonuçtur diyen kişi şu anda, ekonominin sorumlusu benim ben diyor Tayyip Erdoğan. E, kredi risk primi bu. Adı üstünde CDS. E. Ee, zenginlerin güvenlik riski değil. Ee, bir bu. İkincisi yani bir nevi e, borç almanın, e, ülkenin borçlanma kredi e, risk e, şeysi yani primi güvenlikle alakası yok. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, Twitter'da da asladım, hoşuma gitti. Nasıl ki e, kaza yapan şoförün risk primi yüksektir, aynen onun gibi e, Türkiye'nin de kredi yönüyle sürekli kaza yapan bir ülke olduğu için ve e, bu konuda güvenilmez bir ülke olduğu için, öngörülemez bir ülke olduğu için risk primi yüksek. E, kredi temerrüt takası primi. Ekonomistler böyle diyorlar. Kredi temerrüt takası primiyle ölçülüyor Ülke risk primi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kredi notu da aynı şeyi gösteriyor. Borçları zamanında ve tam olarak geri, geri ödeyebilme gücü. Ama gelin görün ki bunu mevcut Merkez Bankası Başkanı e, zenginlerin yüksek duvarlı evler arkasında yaşadığı Brezilya'nınki neden düşük de bizimki yüksek diyerek öyle bir karşılaştırma yapıyor. Durmuş Yılmaz devamlar. Şahap Kavcıoğlu'nun şu açıklamasına, yani dolarda yükselişin sürmesi için neden yok, rezervlere bir yılda 50 milyar dolara yakın gelecek açıklamasına şu notu düşmüş. DYS yatırımları ve sıcak para girişleri hızlanacak, cari fazla vereceksin, TL'nin değerlenmemesi için alım yapacaksın. Hadi hayırlısı, mevcut koşullarda alışların TL'nin değer kaybetmesine sebep olacağından emin olabilirsin demiş. Uğur Gürses, Küçük parçalardan oluşan 30 milyar dolarlık artışın en büyük dilimi olan 6.4 milyar dolarlık IMF parasından bahsetmemesi Cumhurbaşkanı kızar kaygılı politik, politik duruş değil mi diye soruyor. Şişirme sıvapları say, hakiki rezerva, rezerv artışı yaratanı sayma. Dolayısıyla IMF'den gelen 6.4 milyar doların hakiki bir rezerv artışı olduğunu ama IMF dememek için bu konudan bahsedilmediğini söylüyor. Türkiye'nin... IMF girdisiyle Merkez Bankası rezervlerini artırdığı konusuna dikkat çekiyor Uğur Gürses. Evet durum bu. Ve geçelim Cumhurbaşkanlığı konusuna. Yılmaz Özdil benim Cumhurbaşkanı adayım belli eğer aday yapılırsa yıkar geçer demiş ama isim vermemiş. E, Kemal Kılıçdaroğlu biz hatadan ders çıkardık demiş. E, CHP'nin de kabahati oldu diyerek bir öz vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılından beri CHP'nin başında 11 sene oldu. 2021 11 yılı doldurdu. 12 senenin içinde artık hata yapma lüksü yok. Yaptığı hataları artık sıralamak istemiyorum. Ama bundan sonra ne CHP'nin, ne İyi Parti'nin ne de muhalefetin herhangi bir unsurunun hata yapma unsuru yok. Hata yaptığında bir 5 yıl daha gitmeyecek. Ülkenin tümüyle geleceğe gidecek. Bakın sadece bir örnek. Cumhurbaşkanı yani hakim Savcı kura çekimi, kura töreni köşk şeyde oluyor, sarayda oluyor ve e, her defasında binlercesi göreve başlıyor. E, Mehmet Altan e, dikkat çekmişti. Her yıl 4000 profesör çıkıyor ve bu 6-7 yıldır devam ediyor bu olay. Yani kadrolar değişiyor. Yani artık üniversite kadrolarında değişiyor. Yani artık profesör olana, doçent olana falan, profesör, doçent falan gözüyle bakmayın. Biraz evvel işte Merkez Bankası Başkanı, profesör lakaplı Merkez Bankası Başkanı'nın cehaletini ekonomistlerin gözüyle gördük, anlattık. Aynı şekilde hakim savcılar değişiyor. Yani kadrolar değişiyor. Asker, askeri kadrolar da aynı şekilde değişiyor. Yani bundan 10 sene evvelki, 15 sene evvelki nispeten ehil kadrolar gidiyor. Zaten budandı KHK ile falan. Şimdi artık onların yerine gelenler var. 5 bin, 5 bin, 10 bin, 10 bin. Ve e, mevcut şu günkü düzeni bile mumla arayabilirsiniz. Bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra ki zaten artık bir daha dönüş olmayacak bir şekilde de olay. Ee, ...evrilir. Biden bana neden otokrat diye anlamakta zorlanıyorum demiş ya... ...Erdoğan. Ee, biz de anlamakta zorlanıyoruz çünkü otokratı geçti. Siz bu seçimi de kaybeder, bu, bu seçimi de hediye ederseniz... ...artık gerçekten otokrat e, denilmesini anlamakta herkes e, zorlanacak. Daha başka bir kelime kullanmak icap edecek. Cübbel Ahmet bile demiş ki AK Parti parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapmalı. Bunu Ahmet Hakan'a söylemiş. Yani e, Doğu Perinçek ve arkadaşları ki e, Cübbeli Ahmet o ekoldendir. E, Doğu Perinçek ve arkadaşları bile e, şu anda e, iktidarın zeminin alttan kaydığını veya kaymakta olduğunu görüyorlar. Ve Erdoğan'a akıl veriyorlar. Parlamenter sisteme dön iktidarı kaybetmek üzeresin diyorlar. Bu konudaki analizimi de paylaşacağım. Destici HDP'ye e, yasak talebinde bulunmuş. Meclis başkanı, başkan vekili dahil tüm görevlilerin görevleri askıya alınsın demiş. Oysa HDP ne demişti tutum belgesinde? Ahmet Türk bunu çok güzel özetlemiş. Biz seçim ittifakı arayışı içinde değiliz ama demokrasi için bir ittifakın içinde yer almak konusunda HDP'nin kapıları açıktır demişti. Evet. Durum böyleydi. Şimdi dönelim. Ahmet Takan yazmış Meral Akşener'in hamlesinin şifreleri Korkusuz gazetesinde ve burada Meral Akşener'in kimi kastettiğini yazıyor. Diyor ki siyasi kulislerin merak ettiği ve ağırlıklı olarak üzerinde durduğu sorunun cevabına gelelim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim? Meral Akşener'de Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarında profili çizdiler. Kulislerde o tanımlara göre isimler geçti. Meral Akşener'in açıklamalarından hemen sonra iddiaların ağırlıklı olarak odaklandığı isim CHP'li İlhan Kesiciydi. İyi Parti kurmayları da Meral Akşener'in kafasındaki ismin İlhan Kesici olduğunu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nda Meral Akşener'in de çizdiği Cumhurbaşkanı adayı profiline en uygun olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin sağlanabileceği, devleti en iyi tanıyan ismin Kesici olduğu ileri sürülüyor. Evet. Ortada kocaman sorular diye devam etmiş. Kılıçdaroğlu kendisinin dışında bir ismin adaylığına nasıl ikna edilecek? CHP içindeki hassas dengeler İlhan Kesici'ye yol verecek mi? Kılıçdaroğlu kendi dışındaki bir ismin aday olması için CHP'deki kanatları ikna edebilir mi? Diye devam ediyor. Yazıyı okuyabilirsiniz. Enteresan ee, bir e, analiz. İlhan Kesici ismini daha önce Can Ataklı da gündeme getirmişti. Ahmet Takan da İyi Parti'den çok sayıda kurmayla görüşerek bu ismi işittiğini söylüyor. Belli ki İyi Parti'de bu isim konuşuluyor. Oradan Can Ataklı'ya gitmiş, oradan işte Ahmet Takana gitmiş ve bu artık yazı olarak, analiz olarak dile getiriliyor. Peki İlhan Kesici kim? İlhan Kesici 1994 gençler hatırlamaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerinden biriydi ve Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın oyu alan isimdi. Bakın bu o günkü seçim sonuçları bir manşet hizmeti olarak karşınıza getirdim. Recep Tayyip Erdoğan %25.19, İlhan Kesici ona en yakın oyu almıştı 22.14. Anavatan Partisi adayıydı. Onu Zülfü Livaneli, Bedrettin Dalan, DSP adayı Necdet Özkan, MHP adayı rahmetli oldu Ahmet Vefik Alp, CHP adayı Ertuğrul Günay takip ediyordu. Ama Ahmet Vefik Alp ile Ertuğrul Günay'ın oyları %1 civarındaydı. Dikkat ederseniz Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi yani 3 sol parti ayrı aday, ayrı aday göstermişlerdi. Topladığınızda oyları esasen tek aday gösterselermiş seçiliyormuş ortak adayları. Ama bunu yapmamışlar. Ee, yine Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi de ayrı ayrı aday göstermişler. Anavatan'ın adayı İlhan Kesici, Doğru Yol Partisi'nin adayı Bedrettin Dalan. Gene onları da toplarsanız o da gene %30 geçiyor. Ama onlar da ayrı ayrı adalar göstermişler. Aradan sıyrılan kim? Şekilde de görüldüğü gibi Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Sonra bugünleri yaşadık, yaşıyoruz. Her neyse elbette kader olmuş oluyor. Fakat o günkü dağınık tablo da buydu. İlhan Kesici deyince aklıma bu geldi. İlhan Kesici o gün Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen arkasından ona yakın oy alan bir isimdi. 855 bin oy almıştı. Recep Tayyip Erdoğan 970 bin, 73 bin oyla, 1 milyon bile değil, 973 bin seçmenin oyuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş idi efendim. Peki şimdi başta gösterdiğim resme bakalım. Şey kim olur? Örneğin, Meral Akşener'in kafasındaki isim kim ona bakalım evet Meral Akşener'in kafasındaki isim kusura bakmayın bunu Twitter'da önüme geçti böyle ciddi bir şeymiş gibi söylemeye çalışıyorum ama gülmekten kendimi alamıyorum. Bu efendim FaceApp uygulamasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yüzlerinin birleştirilmiş hali. Dün de konuşmuştuk, yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olarak ortadayken neden alternatif aday düşünülüyor? Demiştik. Ben dememiştim. Tülay Antekelioğlu söylemişti. Ben çok öyle bakmıyorum. Ekrem İmamoğlu da olabilir. Mansur Yavaş da olabilir. Ben biraz ortadaki vakayı veya muhalefetin seçim planlamalarını tartışmak istiyorum. Şimdi baktığınızda Akşener'in planı çok basit bir plan gibi görülmekle beraber girift. Şimdi Akşener aday olmayacak. Peki kim aday olacak? Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçiyor. Mansur Yavaş'ın ismi geçiyor. Ve Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hangi anket sormuş olursa olsun Tayyip Erdoğan'a fark atıyorlar. Peki Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olduklarında ve Cumhurbaşkanı seçildiklerinde ne yapacaklar? Yani Muharrem İnci bile değiştirdi seçim kampanyası. Adam öyle bir kaybetti ki kendine hala kendine gelemedi. Ağır travmatik bir durum yaşıyor ve yani gerçekten psikolojik desteğe ihtiyacı var. Atlatamadı yani. Benim şu kadar oyun var, benim bu kadar oyun var falan demeye başladı. Şimdi düşünün bir isim Tayyip Erdoğan'ı deviriyor. 20 yıllık bu kadar güçlü. Türkiye'nin geriye doğru Türkiye'de beğenin beğenmeyin yığınla şeye ki son dönem itibariyle negatif imza atmış bir insanı bir halk figürünü tabir yerindeyse deviriyor ve Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş veya herhangi biri Cumhurbaşkanı oluyor. Ne yapacak? Evet, mutabakat gereği parlamenter sisteme dönüyoruz diyecek. E ama o sırada cumhurbaşkanlığı sistemi var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bir kabine ataması lazım. Kabine atayacak. Ondan sonra ülkeyi idare etmeye başlayacak. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bir takım şeyleri düzeltmesi beklenecek. Bir takım şeylerin normale dönmesi beklenecek. Yani böyle bir kampanya, böyle bir başarının ardından bu Cumhurbaşkanı adayı diyecek ki evet parlamenter sisteme dönüyoruz ve ben sembolik yetkilere döneceğim. Ahmet Takan'a veya işte BBC Türkçe'ye filan bilgi veren kaynaklar şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki anayasa değişikliğinde mevcut Cumhurbaşkanı görevine devam edebilecek. Şimdi Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş seçildi. Veya onlar gibi biri, böyle fotoğraftaki gibi biri seçildi. Bir sene sonra, iki sene sonra da bir anayasa değişikliğiyle işte efendim parlamenter sisteme dönülecek, kendisi sembolik yetkilere çekilecek ve Meral Akşener'e başbakanlık görevi verilecek. Evet. Peki AKP parlamenter sisteme döner mi? O Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylediği şey. AKP parlamenter sisteme döner mi? Birincisi bu konu zor. Yani e, Meral Akşener'in bahsettiği başbakanlık sistemi zor. Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu? Birazdan ona bakalım. AKP parlamenter sisteme döner mi? AKP parlamenter sisteme dönmez. En az 10 kere söyledim. 11. kere söyleyeyim. Erdoğan elde ettiği kazanımları Hiçbir zaman geri vermemiş bir insan şu anda. Özellikle son 6-7 sene itibariyle. Şu anda bile bir anayasa hazırlıkları var ki mevcut anayasanın bir takım eksiklerini, gediklerini, bir takım açıklarını falan kapatıp başkanlık sistemini tam anlamıyla e, olgunlaştırmaya çalışıyorlar MHP ile birlikte. Asla ve asla parlamenter sisteme dönmez. Bir önceki yayında söylemiştim galiba. Belki bir siyasi manevra olarak son kez sizin oyunuzu istiyorum falan diyebilir. Bir siyasi manevra olarak. Bana son kez başkan olarak yetki verin. Bu dönemde ben işte ustalık döneminde yapacağımı yapacağım falan diyebilir. Sonra gene yan, yan çizer, devam eder, gider. Putinvari, Putin, Putin Medvedevvari falan bir takım oyunlar falan olabilir. Dolayısıyla AKP parlamenter sisteme dönmez. Her ne kadar Cübbeli Ahmet ekolü, Doğu Perinçek ekolü bu konuda bastırsa da. Şimdi dönelim. Akşener'in e, zihnindeki isim o Korkusuz'daki e, Ahmet Taka'nın yazısından hareketle. Kemal Kılıçdaroğlu olabilir mi? Veya CHP'den başka bir isim İlhan Kesici olabilir mi? Bir Kemal Kılıçdaroğlu Akşener'in söylediğini yapabilecek bir lider. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve e, Meral Akşener anlaşırlarsa tamam güçlü parlamenter sisteme dönüyoruz. Ben Cumhurbaşkanı olacağım. İlk fırsatta da anayasa değişikliği. Parlamenter sistem seni de başbakan olarak atayacağım ben de sembolik yetkilerime döneceğim. Kemal Kılıçdaroğlu zaten 70'i geçmiş yaşta ve artık son yaşında yani siyaseten emekli olurken ülkeye böyle de bir hayrı olsun. Kulağa güzel geliyor. Olabilir evet. Fakat evdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Evdeki hesap güzel. Fakat çarşıya uyuyor mu? Hayır çarşıya uymuyor. Çarşı ne CHP'li bir adaya ne de CHP'li... Kemal Kılıçdaroğlu profildeki bir adaya oy verecek mi? %30, %40, %45, %50, %55 alabilecek mi birinci turda? CHP’nin oyununa kadar geçebilecek. Muharrem İnce'nin oyununa kadar geçebilecek. Alevi kökenli bir CHP adayına AKP tabanı veya muhafazakar taban oy verecek mi? Hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla bu konuda bu planda Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu ile çok iyi anlaşıyor olsa da, çok iyi anlaşmış görürse de Maalesef evdeki hesap çarşıya uymaz. Peki kim olacak? İlhan Kesici mi? Bilemiyorum. Geçtiğimiz günlerde getirmiştim. Sözcü gazetesine de manşet olmuştu ee, İlhan Kesici. Belki yavaş yavaş İlhan Kesici ismi köpürtülüyor olabilir. Onun da böyle bir arzusu olabilir. Olabilir. Ama bilemiyorum. Ee, fakat bu isimlerin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmayacağı biraz önce anlattığım nedenlerle çünkü almış yetkiyi Başkanlık yetkisiyle gelmiş, seçilmiş. Niye dönsün? Niye Meral İste, Akşener'in istediğini yapsın? Ay mutabakat öyle. Ama o orada HDP de olacak. HDP'nin oyları da olacak. Nasıl ekrem İmamoğlu HDP'nin oylarıyla İstanbul'da seçildiyse, zor denklemler bunlar, ee, zor konular. Dolayısıyla Akşener'in kafasındaki isim kim olursa olsun, siyasette sahadaki olay her zaman istendiği gibi olmuyor. Bu konuyu belli ki daha çok konuşacağız. Bu konu daha çok bu hamur su kaldıracak. Öyle görülüyor. İlerleyen günlerdeki analizlerimizi çeşitlendirerek sürdüreceğiz. E, kimler olmaz listesinden sonra kimler olabilir listesi ortaya çıkacak. Daha aylar var. E, Ahmet Takan sanki 3 ay içinde seçim olabilecekmiş gibi diyor. Akşener'in açıklamalarını e, okuyunca diyor insan veya dinleyince o insan heyecanlanıyor. Çok zannetmiyorum ama e, önümüzdeki bir yıl içerisinde seçim olacak. En geç Kasım 2022'de öyle görülüyor. Fakat o zamana kadar daha köprünün altından çok sular geçer gibi görülüyor. Akşener'in açıklaması siyaset dünyasını heyecanlandırmış olabilir. Fakat bunu formüle etmek ve uygulamaya koymak e, çok çok zor. Kolay bir olay değil. Bakalım siyaset mühendisleri daha ne sürprizler hazırlayacak. 1 Ekim'den sonra evet sürprizlere hazır olalım. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Muhtemelen e, muhalefetin olduğu kadar iktidarın da AKP tarafının da sürprizleri olacak. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın efendim.